Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Genel Kurulu Bütçe Komisyonu'na bugün TOGG'la geliyor. O görüntüleri getireceğiz şimdi ekrana. Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe sunumuna bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG'la geldi. Türkiye'nin otomobili ilk kez mecliste. Bakan Varank bugün bütçe sunumuna TOGG'la geldi. Türkiye'nin otomobili 29 Ekim'de ilk kez tanıtılmıştı. SUV modeli, bu Anadolu Kırmızısı olarak bilinen model. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe sunumuna, meclisteki bütçe sunumuna TOGG'la geldi ve ilk kez, tarihi bir görüntü bu. Türkiye'nin otomobili meclise geldi Ankara'da. Şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank getirdi otomobili. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG 29 Ekim'de ilk kez banttan inmişti ve artık seri üretim için çalışmalar başladı. İlk siparişlerin 2023 itibariyle artık Şubat-Mart gibi alınmasını bekliyoruz Türkiye'nin otomobilinde. Seri üretimin ardından ilk seri banttan inecek ve siparişler Şubat-Mart gibi alınmaya başlanacak. Bu da tarihi bir görüntü, tarihi bir an. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobiliyle ilk kez meclise geldi bugün. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe sunumu gerçekleştirilecek. Ve meclise TOGG'la geldiler. Şu an tarihi bir görüntü veriyorlar. 06 plakalı TOGG'un Anadolu Kırmızısı SUV modelini görüyoruz. Renk renk, kategori kategori tanıtılmıştı 29 Ekim'de o lansmanda. Anadolu'nun farklı şehirlerinin isimlerini almıştı Türkiye'nin yerli otomobilinin renkleri. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz şu an. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şoför koltuğunda, beraberindeki ekiple birlikte. Şu an bir açıklama yapıyor. Sesi duyabiliyor muyuz? Benim boyum o kadar uzun değil ya. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş. Ben basın mensuplarımızdan da o heyecanı görebiliyorum. Biz TOGG'dan rica ettik. Bütün izinlerimizi aldık. Ve bir plakası dahil, geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün meclisimize TOGG'la, Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. İki tane başkanımla birlikte. Tabii 60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi meclisin önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün işte Türkiye'nin otomobilini, TOGG'u tekrar meclise getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Bütçe görüşmelerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında Plan Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar başkanım. Dediler ki madem TOGG var niye onunla gelmedin diye. Ben de muhalefeti dinliyorum. Onların tavsiyesine uygun bir şekilde TOGG'u buraya getirdik. Başkanlarımızla birlikte inşallah gün boyunca burada olacak. Değerli milletvekillerimiz gelip görebilecekler. Tabii Türkiye'nin otomobili projesi Türk insanının, Türk mühendislerinin inanınca neyi başarabileceklerinin en güzel göstergesi. Bu bir vizyon projesi. Böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade aslında çok önemli ve o siyasi irade sayesinde bu projeler hayata geçebiliyor. Tabii ki baba yiğitlerin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin bu projede büyük emeği var ama böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak bir baş baba yiğitlik gerekiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız baş baba yiğit olarak bu projenin arkasında durdu. Sonuna kadar destekledi. Hamdolsun TOGG bugün meclisimizin önüne geldi. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin heyecanınızı da gerçekten çok güzel vurdum. Pazar sabahı demek ki
vatandaşlarımızdaki heyecanı sizler de basın mensubu arkadaşlarımız olarak yansıtmış oluyorsunuz. Sayın Bakan, bu araç, bu bindiğiniz araç, tokunumu kim alacak, ilk müşterisi? Bu test araçlarından bir tanesi. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Bu araçların hepsi, şu anda üretilen araçların hepsi tip onayı almak için üretilen araçlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bir test aracı ama seri üretim bandından çıkan test aracı. Çünkü seri üretim bandından çıkmayan araçlarda tip onayı alma şansınız yok. O testler tamamlandığında, tip onayı alındığında artık bu araçlar satılabilir hale gelecek. O testler devam ediyor. Biliyorsunuz Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Onun için bunun bir numarası yok. Bu bir test aracı. Efendim, siz de söylemiştiniz. Bakanlıklar kullanacak mı bu aracı? Bakanlıklar sıraya girer diye. Çok güzel içine bindik. Gerçekten hem size bir güven hissi veriyor. Aynı zamanda geniş bir araç. Biliyorsunuz ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim. Ve bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye'de üretilen bir Toyota Corolla hibrit araca biliyorum. Sakarya'da üretiliyor. İnşallah bu araçlar çıktığında da ben de bakan arkadaşlarımız da bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakanlarımız bizi sıkıştırıyor. Ne zaman araç gelecek de biz TOG'a bineceğiz diye. Sayın Bakanım, trafikte nasıl ilgi, vatandaşların ilgisi var mı? İyiydi. Yani bugün pazar sabahı biraz taksicilerimiz vardı. Onlar çok korna çaldılar, el salladılar. Gören herkes gülümsüyor. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. Peki efendim, grup başkan vekillerini evlerinden mi aldınız? Yok, evlerinden almadık. Bir ortak noktada buluştuk. Geldik. Tabii grup başkan vekillerimize ben teklif ettim. Direksiyona siz geçin diye. Bugün meclisteyiz. Direksiyonda sizin olmanız lazım dedim ama onlar dediler ki senin şoförlüğünü bir görelim. Onun için arabayı ben getirdim. Milletvekilleri de test edebilecek mi efendim? Tabii burada test etme imkanı çok mümkün değil. Meclisin içerisindeyiz. Test için burası uygun bir ortam değil. Bir de yani 600 tane milletvekilimiz var. Hepsi binmesi inmesi çok makul gözükmüyor. İnşallah Mart ayıyla birlikte otomobilimizi yollarda gördüğümüzde herkes test edebilecek. Başkan vekillerimize de sorabilirim. Tabii ki. Erkan Başkan, buyur. Siz ilk kez mi tecrübe? Erkan Başkan, buyur. Sayın Başkanım, Tabii TOG'un açılışında vardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın TOG'u sahneye getirdiği bölümü gördük. O zaman ilk defa resim çektirmiştik. Şimdi ilk defa sağ olsun Sayın Bakanımızın kullanımıyla meclisimize geldik. Biz gurur duyduk. Sayın Bakanım da söylediği gibi Erkan Akçay Beyefendi ile beraber buradan giderken de 1960'ı hatırladık. Devrim otomobillerinin meclise ilk defa geldi ama bir sürü devam ettirilemedi. Bu dönemle o dönem arasında tek fark milli iradeye saygı ve milli iradenin gereğini yerine getirmek. Millet ne isterse bu yönetim onu yapıyor. O dönemde millet istemez miydi? Devrim otomobilleri bugün hayatımızda olsa, her iki kişiden birisi devrim otomobili kursa herkes gurur duymaz mıydı? Ama milletin iradesiyle yönetenlerin iradesi her zaman çakışmıyor. O dönem çakışmadığı dönemdi. Bu dönem o millet iradesiyle devlet yönetenlerin iradesinin kesiştiği, birleştiği bir nokta. Gurur duyuyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bizde güzel bir atasözü de var biliyorsunuz. Kervan yolda düzülür diye. Ola ki eksikleri olabilir. Ama süreç içerisinde hem daha gelişir hem de daha güzelleşir. Yeni bir teknoloji kazandığımızı herkes kesin mi? Kesin. Yeni bir araç kazandık mı? Kazandık. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere, Cumhurbaşkanımız, Sayın Değerli Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji'nin kaptanı. Dolayısıyla huzurlarınızda ve TOG'un bütün yöneticilerine, iş adamları elini taşın altına koydu. Bir risk vardır. Satılmasa ne olacak? Epey herkes bu riski alamazdı. Dolayısıyla da o riski alan kahramanlara, Baba Yiğit'e ve Başbaba Yiğit'e, Sayın Bakanımıza, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, öyle demek lazım. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah bu milletin yolunu bahtını açık eylesin. Peki efendim, sizden de alalım. Evet, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Öncelikle...
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir anı yaşıyoruz. Yani ben gerçekten ağlamak istiyorum bu heyecan içerisinde. 1961 benim doğum tarihim ve aradan geçen 61 yıl sonra o içimizdeki 61 yıl önceki burukluk büyük bir özleme ve hasrete dönüşmüştü. Ve Türkiye artık kaybolan yıllarını telafi ediyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne bu TOK aracıyla gelmiş olmamız aslında bu kaybolan yılların nasıl telafi edildiğinin de bir nişanesi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu birlikte gelirken yoldaki bu pazar günü vatandaşlarımızın görünce yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki ışıltı bambaşka bir mana ve mesaj ifade ediyor. Biz ülke olarak, Türk milleti olarak çok daha büyük işler başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Aziz Atatürk'ün nutkunda ifade ettiği gibi az zamanda çok büyük işler yaptık. Ancak yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha büyük işler yapma azmindeyiz. Bu heyecan, bu mutluluk öncelikle buna önderlik eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, iş adamlarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, işçilerimiz. Bu Türk milletinin bir eseridir. Allah mübarek etsin. Amin. Teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Böyle heyecanlı ve titreyerek konuştuğumu evet. Ben arabada mendil verdim başkanıma. Gözleri doldu. Allah razı olsun. Elbette olacak. Söz konusu. Sayın Genel Başkanımız da büyük bir mutlulukla, heyecanla elbette bu TOK arabadan edinmek istiyor. Biz de parti genel merkezimizde de bu TOK aracın geleceği günü merakla, heyecanla bekliyoruz. Teşekkürler. Evet. Biz de size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Basındaki arkadaşlarımızla beraber çok iyi olur. Fotoğraf çekiyoruz. Çok iyi olur. Bizimkiler çıktı yayın. Bir karar. Sarpaşı yayınım var benim.